Karşılaşmaya hoş geldiniz. Haber Global ekranında bir programda da yine sizlerle birlikteyiz. Yine çok değerli bir konuğumuz var. Teknik direktör Yılmaz Vural bizlerle birlikte. Bugün A milli takımın mücadelesi öncesinde hem de Süper Lig takımlarının performanslarıyla ilgili kendisiyle sohbet edeceğiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Melike'ciğim. Öncesinde biraz milli takımı konuşalım istiyorum. Çünkü bugün saat 19'da A milli takım Uluslar Ligi maçına çıkacak yeni bir turnuva, yeni bir maç. Önce onunla başlayalım isterseniz. Bir hazırlık maçı yapmıştı millilerimiz. 0-0 sonuçlandı. Sizin analizleriniz çok iyidir. Bakış açınız da çok kendinize has bir tarzınız var. Sizin görüşünüze bir milli takım değerlendirmesiyle karşılaşmaya başlayalım. Başlayalım. Şimdi takım bir antrenör takımı oldu. Çünkü antrenörler genelde kendi taktik felsefelerini, oyun anlayışlarını dikte etmeye çalışırlar. Fakat deneyimli bir oyuncu grubu varsa elinizde onları ikna etmek çok kolay değildir. Bunu nereden söylemem icap etti? Lucescu'nun bir demecinde şöyle bir söyleşisi vardı. Orada diyordu ki takım gençleşti, dolayısıyla ben onlara dediklerimi yaptırabiliyorum. Evet. Yani çok önemli bu. Çünkü futbol bir takım oyunuysa, antrenör eğer bu işin başındaysa, onun oynatmak istediği oyun anlayışını oyuncular, ismi cismi ne olursa olsun, efendim, becerisi ne olursa olsun, onun o taktik yorumunu sahada uygulamak istemeliler. Yoksa bir kaos çıkar. Yani Türkiye'deki oyuna bakın, genelde maçlar oyuncuyla kazanılır, oyunla değil. Milli takım ilk defa oyunla bir şey yapabileceğini kanıtladı. Ve bunun yanında tabii genç, dinamik, aynı zamanda da bakın kaleciden 11. oyuncuya kadar girenlere kadar bakın yabancı dil bilmeyen hemen hemen yok. Evet. Yani hepsi bir Avrupa kültüründen geleni ve buradan oraya gidip de onu öğreneni. Oyuncu bolluğu çok fazla. Dolayısıyla bu biraz daha ileriye yönelik gelecek vadeden bir takım. Kaleci Sinan yurt dışı. Ben geçen gün gittim. Belçika'da Antwerp'ında oynuyor. Maçı da izledim. Genk'e karşı oynadılar. Sağ bek Şener'di bizim. Gelin stoperlere işte Kaan'la Çağlar. İkisi de yurt dışında. Çağlar buradan gitti ama İngiltere Ligi'nde yani şu anda oynuyor. Evet. Almanya'da bir hayli kaldı. Kaan Düsseldorf'ta oynuyor. Bakın sol tarafta Hasan Ali. Onun da kökeninde bir yabancılık var diye biliyorum. Ama kökenler hep yabancı hocam. Tabii. Şimdi geleceğim oraya. İşte orta sahaya bakın. Orta sahaya oynayan oyunculara. Oğuzhan, efendim işte o diğer... O da İngiltere altyapısı. Diğer Hollanda. Okay, efendim. Başka kim oynadı? Üçüncü. Birisi daha hatırlayamadım. Bakın kim oynadı Okay'in yanında o maçta geçen hafta? Arkadaşlarım bana... Geçen maçta. Bir önceki maçta Mahmut oynamış. Ha, Mahmut bizim için çocuğumuz. Başakşehir'den. Gel hücum oyuncularına. Sağına soluna bak. İşte Hakan'dı. Cengiz. Enes'ti. Oğuzhan'dı, Cengiz'di. Bunlar hep yurt dışı kaynaklı oyuncular. Dolayısıyla yani çok Avrupalılaşmış bir kadro. Ve hoca lafı dinleyen bir kadro. Genç yetenekli bir kadro. Dolayısıyla niye daha evvelden böyle bir şey yapılmadı dercesine ileriye yönelik umutlandırırlar insanları. Bu tutacak yani diyorsunuz. Yani, tutacak değil, tutar yani. Futbol 9 milimendi bir denklem değil. Bakın futbolu öyle bir sunarlar ki insanı sanki en iyisi bu işte... Dünyanın en iyisi bilmem ne yani böyle bir şey yok. Lucescu da genç oyunculara güvenin demişti en son verdiği röportajında. Genç oyuncularımıza güvenmemiz lazım, tabii ki, sabretmemiz tabii. lazım. Yani şimdi tabii ki gençlik derken 20 yaşın üzerinde olanlar artık futbolda altında ve üstünde olanlar oynuyorlar bir sürü. Yani bizde indi 30 yaş grubu oynayacak diye bir şey yok yani. Bu bir oyun sonuç olarak. Bu oyunu iyi kavrayan, iyi uygulamaya çalışan, yetenekleri olan herkesin oynayacağı bir öncelik yani. Yani biz abartmayı seviyoruz ve dolayısıyla bir de cesaret konusu, kritik konusu. Yabancı belki Türk'ten bu konuda daha avantajlı. Çünkü o ne yapsa yeridir diye bakarız biz. Öyle bir toleransımız var onlara karşı. Ben sevdim bu milli takımı. Dolayısıyla Lucescu'nun maçtan sonra bir iki sistemi oldu oyuncularla ilgili. Evet. Memnun fakat ya artık Hakan'la işte kim dedi? Cengiz böl atmalıydı artık dedi. Yani hakikaten çok... İyi pozisyonlara gittiler. Enes de karşı karşıya kaldı. Hakan'ın aynı zamanda Cengiz'in vurduğu toplar. Yani bayağı pozisyona giren bir milli takım. Ve karşısında da Bosna Hersek son maçta yenilmese Dünya Kupası'na gidecek bir Bosna Hersek var. Yani dizekoları falan. Dolayısıyla
Tabii 6 tane oyuncu değişti ikinci devre. Herkes artık bir hazırlık maçı havasında oynadı. Ama her şeye rağmen görüldü ki geleni çıkarı oynayanı. Hep yetenekli oyuncular. Eyvah şurada oyuncumuz yok, burada oyuncumuz yok diye derken işte bir sürü stoper çıktı mesela. İşte bir sürü santrofor var. Alınması mümkünler var hala. Dolayısıyla yani bir milli takım çıkıyor. Önemli olan dediğim gibi işte tabii bir zaman meselesi, onların eğitilmesi, onların evet. O hocanın düşündüğü tarzı onlara dikte edebilmesi bir süre istiyor. O süreyi Lucescu'ya veriliyor zaten. Yani onun yerinde bir Türk hocası olsaydı şimdiye kadar 1000 kere gitmişti. Dolayısıyla ona daha bir sabır var. Biz böyle bir milletiz yani. Bakın yurt dışında nasıldır biliyor musun? Ben 40 yıldan beri Almanya'da yaşıyorum. Orada önce der ki benim vatandaşlarım. Yapamadığı yerde Avrupa Birliği, yapamadığı yerde Hristiyan ülkelerden gelenler olmazsa işte Müslüman ve Türk. Böyle bir sıralama vardır. Buna milliyetçilik adı verilmiş. Aslında değil yani kendi ülke vatandaşını ön planda düşünmeli, milliyetçilik olarak addetmemek lazım. Çünkü bu ülke bakın şimdi oynanan bir de sıkıntı şu, oyuncu dediğin gibi hep Avrupa kökenli, yurt dışından evet. Gelme veya buradan oraya gidenler. Yani bir kendimiz yetiştiremiyoruz. Sayısı çok olmalı bunun. İnanılmaz bir dinamizm var Türkiye'de. 7-18 yaşında geçen Milli Eğitim Müdürü'yle beraberdik bizim. O dedi ki hocam 7-18 yaşında 18-20 milyona yakın çocuk okula giden. Yani böyle bir dinamizm var mı? Şimdi Avrupa'da 20 milyonlu kaç tane devlet var? Bizim elimizde gençlik var. Dinamizm duruyor orada. Onun yanında para var. 1 milyar dolara yakın bir futbol ekonomisi var Türkiye'de. İşte 600 milyon dolar televizyon geliri falan. Statlar yapıldı. Fakat içinde bir tane Türk çocuğu yarışmıyor. Bazen bir maça bakıyorsunuz 9 tane yabancı, bazen 11 yabancı, değişen yabancı. Yani burada yabancı gençleri doyurma ligim burası. Onlara meslek sahibi edindirme ligim burası. İnsan bir sorar. Yani benim çocuklarım nerede? Bunlar oynamayacak mı? Bunlar yetişmeyecek mi? Ya benim aslında içim acıtan nokta bu. Yani biz hep her şeyi ithal ettiğimiz gibi meşhur cari açığı olan bir ülkeyiz biz. Futbolda da cari açığımız var. Hep yabancıya dayalı bir sistemde ne kadar gider bu olay? Ha gelsin gelmesin demiyorum. Hatta serbest bırakılsın. Ama siz o mantığı değiştirmezseniz, düşünme tarzını değiştirmezseniz o zaman tamamıyla kestirme yoldan hiç kendiniz yetiştirmeden hazır bulalım, getirelim. İflas eder bir yerde ki kulüplerin çoğu iflas ettiler. Bu milli takıma da olumsuz yansıyor yansır tabii ki. Yansır tabii. Yoksa Türkiye bu yarışın içinde her zaman olur. Çünkü gençlik işiyse gençlik orada duruyor. Yani futbol 9 milyon denklem değil ya. Basit bir oyun yani. Biraz gençleriz, dinamizminiz varsa, temporuz varsa herkes oynar bunu. Futbol basit bir oyun dediniz. Hemen şunu soracağım ben. Rusya Teknik Direktörü de basın toplantısında şöyle bir şey söyledi. Yani Türkiye'den çok farklı bir oyun beklemiyoruz dedi. Rusya ile burada bir maç yapmıştık yine Uluslar Ligi'nde. Aslında Türkiye evet. Çok pozisyonu vardı. O maçta da milliler güzel oynamıştı. Yanılgı içerisinde izlememiş. Çok farklı bir oyun beklemiyorum dedi. Yanılgı içerisinde izlememiş. Çünkü bizim Rusya ile oynadığımız maçta bu kadar genç oynadı mı bilmiyorum. Kadroyu hatırlamıyorum ama yani şimdi daha bir farklı bir mantıkla oynanıyor. Dolayısıyla böyle düşünmesi güzel. Yani şey abartmak istememiş. Çünkü işte bu son gelişmeyi belki ona ballandıra anlattılarsa o da işte bir özgüven içerisinde belki takımına yansıtmamak istiyor bunu. Böyle bir alttan alma durumu olmuş. Futbolda böyle konuşmak rakip takımı antrenörün ikna etmesine gerek kalmaz. İşte dersiniz ki bak Rus milli takım hocası size böyle hitap ediyor. Buyurun çocuklar. Yani güzel bir motivasyon alacaksın da. Onu yaptı. Bir motivasyon kaynağı. Peki evet. Yılmaz Vural düşünür mü milli takım çalıştırmak hiç? Düşünmez mi ya? Düşünür tabii. Ben de artık yaşımız kemale geldi. Artık antrenörlük hayatımızın hata yapmadan yapabileceğimiz dönemindeyiz. Dolayısıyla böyle görevleri çok rahatlıkla yapabilecek durumdayız çok şükür. Ama o bir güncellik, o bir popülarite, o bir destek. Yani böyle maalesef futbolda var. Ya ben kendi kendime soruyorum. Yani ben şimdi bu ülkede işsiz kalmamam lazım ya. Telefonunuz çalmıyor. Niye? Çünkü artık antrenörlük mesleği işi becermişlikle ilgili bir durumda değil. İlişkiler, işte o zaman konjüktürde kim güçlüyse onun tarafında olmak iş bulmanız için yeterli oluyor. Eğer siz hakikaten bu işi kriterleriyle, rajonuyla yapacak bir antrenör yapınız varsa
sözleşme var. Koca bir sözleşme önlerine koyuyorsunuz, rahatsız oluyorlar. Veya yani konu çok fazla siyasallaştı. Siyaset biraz geride durmalı. Ama siyasetçiye giderseniz bir şeye hayır deme huyu yoktur onun. Çünkü o tarafını mutlu etmek ister. Ben de onların çok samimiyetle biliyorum ki çok severek yaptıkları bir iş değil belki. Ama maalesef işin tam göbeğindeler artık. Yani olmak istiyorsanız bir siyasetin içinden bir dost, bir arkadaş bulursanız, onu ikna ederseniz bir takımın hocası olmak çok kolay oldu. Olmaz böyle. Yani bu iş devlet suçlarına adam almıyorsunuz. Bu iş tamamen liderlik isteyen, donanım isteyen, uzmanlık isteyen bir konu. Çok zor bir konu. Yani böyle tavsiyeyle, böyle işte bizim çocuk gelsin yapsın, o da öyle mi efendim, peki alalım. Olmaz. Yani bakın daha lig başladı, kaç hoca değişti. Şimdi hemen lige döneceğiz. Hatırlatmayı yapalım. Yani. Ondan sonra ligle devam edelim. Bugün saat 19'da Amini takım Rusya'ya konuk olacak. Uluslar Ligi mücadelesinde maç saat 19'da Soçi'de oynanacak. Bu detayı verelim. Yine ilk 11 belli olduğu zaman karşılaşmada sizlerle paylaşacağız. Millilerimizin kadrosu belli olduğu zaman. Şimdi bir lige dönelim. Evet. 8 hafta geride kaldı. Fenerbahçe ile başlayacağım. Zaten en sondan mı başlayacaksın yani? Evet. Ya çok geçen hafta maçtaydım ben. Evet. Maça oradan gittim. Başlayalım o zaman. Maça gittim. Benim 8 yaşında oğlum var. O maraton tribünü oradan, Fener Yumuroğlu'ndan bir arkadaşlarım o ara sokakta bıraktılar. Nereden indim? Stadın içine, işte maç 6'daydı galiba. 4'ü çeyrek geçe. Evet, 6'daydı. 1 saat 45 dakikada stadı giremedim. Ufacık çocuk var elimde, korktu çünkü insanlar yumulmaz hocam işte siz niye gelmiyorsunuz? Zaten resimci etiket oluşturdular. Allah razı olsun. Yani taraftar çok bizden yana bir tavır koymuş. İnanıyor yapabileceğimize ama tabii ki konu bu değil. Konu ben... Konu ilk soru Ali Koç'a şu. Burada, Fenerbahçe'de çözüm ne Yılmaz Vural'a göre? Önce Ali Koç'a öyle bravo diyorum. Şu anlamda bravo. İnatla bir sürü muhalefete rağmen antrenörüne sahip çıkıyor. Çünkü onun seçimini yaparken 11 ay birlikte çalışmış olduğu, güvendiği Komori'nin seçtiği bir hoca. Yani öyle dur geldim 2 gün sonra seçilmiş bir antrenör değil. Bayağı uzun düşünülmüş. Bu takıma ne verir? Katkıda bulunabilir mi? Bu imkanlarıyla bizim takımımızı başarılı kılar mı? Böyle bir antrenör. Şimdi yani hemen karar vermek, hakikaten kurumsal bir yapı oluşturayım diye düşünen birisinin yaparsa eğer kendisiyle çelişkiye düşmesi anlamına gelir. Yani inatlaşması ve devam etmesi takdire şayan. Ama şöyle bakmasında da fayda var. Fenerbahçe başladığı bugünden bugüne kadar oyun anlayışında bir değişim var mı? Bir şey katmış mı? Takım bir yere getirme olasılığı var mı? Bu sonuçlar tesadüfen mi böyle oldu? Şanssızlık mı var? Yani demek bu konuda hep pozitif düşünüyor. Ve demek ki bu konuda bu çok yeterli ama olmuyor işte şundan mı acaba sorusu kafasında olduğundan bu kadar uzatıyor olayı diye düşünüyorum ben. Ve o açıdan Koku çok şanslı bir teknik direktör. Çünkü zamanla Fenerbahçe şimdi Sivas'a gidiyor. Arkasından Ankara Gücü'yle evinde oynayacak. Sonra Galatasaray maçı var. Yani şimdi bu iki tane, var iki tane maçı kazanabilirse o zaman her şey durulacak. Ama olur da yeniden takılırsa artık çok inatla durmanın da bir alemi yok. Niye? Çünkü sonuç oyunu bu. Olmuyor. Takım herhangi bir türlü maalesef teknik direktörlere patlıyor bu. Ben şimdi Koku'nun lehine düşünecek olursam kulübe geldi, ekonomik sıkıntı var, finansal fair play, işte siz bonservisiz oyuncu alacaksınız, kendiniz satmanız lazım ki ondan sonra oyuncu alabilin. Yani bir sürü dezavantaj var. Tabii ki istenilen kadronun kurulması mümkün değil ve bu kadronun kurulumunda da sanırım Koku'nun bir rolü büyük ölçüde yok galiba. Dolayısıyla bütün bu olumsuzlukları... Kadro kurulumunda genç oyuncularla ilgili görüşleri vardı. İstediği oyuncular vardı. Genç oyuncular oynamıyor zaten. Takımı gençleştirmeye çalıştılar. Aslında ya ben futbolda da bu lafı anlamam. Gençleştirmeye çalışmak. Yani bu oyunda elinizde gençle oyuncu olsa iki sene sonra gidiyor bir yere. Birisi talip oluyor. Yani profesyonel futbolda güncellik ve bugün çok önemli. Siz eğer bugün sorunlarla girerseniz bu işe zaten genç oyuncu oynatma şansınız kalmaz. O yürekli, cesaretli teknik adam lazım. Yani iş olumsuz giderken genci koy, iş düzelecek. Olmaz yani. Öyle bir karar vermek kolay değil. Dolayısıyla ben de bekliyorum herkes gibi şunu, düzelsin istiyoruz Fenerbahçe. Çünkü bak Türkiye temsilde bizim bu üç büyük takımımız, bir dönem Trabzonspor,
Hakikaten çok iyi temsil ediyorlar ülkeyi. Turlar atlıyorlar, çeyrek final, işte UEFA şampiyonu oldular, Fenerbahçe çeyrek final oynadı. Ama bakıyorsunuz şimdi Başakşehir şampiyon oluyor, birinci turda eleniyor. Konya'ya bakıyorsunuz, eleniyor. Bakıyorsunuz Akhisar ilk maçta da eleniyor. Ya bizi Avrupa'da temsil ediyorsunuz. Yani ona göre temsil edeceğiz diye bir hazırlık yapsanız, ona göre bir takım oluşturursunuz da imkanları o üç seviyede değil. Dolayısıyla kendi imkanlarıyla yine devam ediyorlar. Ve dolayısıyla bizim beklediğimiz başarıyı Türkiye'ye getiremiyorlar. Yine bu üç büyük takım dediğimiz takımlar imkanları itibariyle, işte arkasındaki destek itibariyle bizi Avrupa'da temsille en yakın olanlar. O yüzden yani bu takımların yarış dışı kalması Türk futbolunun çok lehine olan bir şey değil. Ama tabii ki işte ofsayttan gol atmış da vermişsin veya ofsayt olmayan golü yemiş de vermişsin, hakem hatasıyla maç kazandırmışsın anlamında söylemiyorum. Ama biz hep Anadolu takımlarında çalıştığımız için hakikaten oraya gelişini çok adaletli ortamlarda başarabilirlerse onların için de Avrupa'da yarışmak daha kolay olur. Öyle kolaycı bir şeyle olmaması lazım. Hep konuşulur, edilir. İşte bir maç oynanır, onların lehine aleyhine olan şeyler bir hafta bizi meşgul eder. Ama onun yanında bir Anadolu takımı öyle bir garip gol yemiştir ki bu konu bile edilmez. Allah'tan bu VAR sistemi çıktı da biraz tartışılıyor ama ben geleceği görüyorum. Yani adalet olması açısından VAR sisteminin Türk futboluna çok şey katacağını düşünüyorum. VAR'a yine geleceğiz. Ben yine Fenerbahçe'de kalalım istiyorum. Peki koku kalmalı mı Yılmaz Vural'a göre? Yok. Niye kalsın ki? Yani 52 bin kişiden bir kişiye sorun, kalmasını istemiyor. İstememesinin nedeni de bakın Aykut benim canım ciğerim, aile dostum, kardeşim, Adapazarlıyım, hemşerim. Fenerbahçe'de kalamadı. İkinciydi takım, Akhisar'a kaybetmesi belki de şampiyon olabilirdi hatırladığım kadarıyla. Ve Aykut'u defensif oynuyor diye takım, savunma ağırlıklı oynuyor diye, göze hoş gelmiyor diye taraftar bu sene onun kalmasına pek sıcak bakmadı. Ve oynadığı futbol açısından hep kritik etmeye çalıştı. Aslında Aykut elindeki imkanları belki değerlendirdiği için, yani şimdi ofensif oynamaya yatkın olmayan bir takımla siz oynarsanız sonuç almanız mümkün değil. Dolayısıyla ben önce savunmayı efendim dikkate alayım, ondan sonra atak yapayım mantığı. Ama bakıyorsunuz ligin en çok gol atan takımı, bakıyorsunuz hep ofensif oyuna yatkın bir uygulama olmuş aynı zamanda. Ama göze hoş gelme esprisi. Yani bu işte bakın müşteri seyredendir. Veli nimet odur. Yani sizin müşteriniz seyircidir. Bu seyircinin beklentisinin ne olduğunu çok iyi bilmeli çalıştıranlar, idare edenler ve ona göre bir takım oluşturmalı. Şimdi Fenerbahçe taraftarının sorunu şöyle bir takım istiyor. Rakip kendi yarı sahasından buraya gelmesin. Kalesine yakınlaşmasın bile. Önde git, topu kaptırdığın yere müdahale et. Al o topu, kap, kenardan gel, ortadan gel, duvar pası yap, şut at. Yani futbolun o kaleye yakın oyunda neler yapılması gerekiyorsa onları yap, gol at. Ha, gol ye, kaybet önemli değil. Ben keyif almak istiyorum. Bir hafta sonra gelmişim buraya, zil çekmem kardeşim. Çekmişim beni geriye, rakip gelecek, ben hata yaptıracağım veya o hata yaptıracak. Kaleye 70 metre uzaktayım. Kontrol yapacağım da birkaç tane böyle pozisyon, biri gol olacak, ben 1-0 kazanacağım. Yani böyle oyunu istemiyor. Yani seyrediyor bir İngiltere maçını, bir işte İspanya maçını, arkasından Türkiye Ligi'nin en önemli bir maçına, derbi maçını seyrediyor. Sanki başka bir şey öğreniyor burada. Yavaş, temposuz, futbolun hücum ve savunma prensiplerini doğru uygulayan takım yok. O zaman kimse, affedersiniz yani, herkesin gözleri var, şey, mutlu oluyor o oyundan, ötekinden. O bunu uygula diyor. Şimdi bakın koku böyle bir uygulama yapamıyor. Ha, elindeki oyuncu kalitesinden olabilir ama olmaz yani. Böyle bir uygulama yapacak. Peki kim olmalı Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü? Ben o konuda nasıl fikir beyan edeyim? Bakın bizim son zamanlardaki başarılara bakın. Türk antrenörü, yabancı antrenör hep gerisinde düşündürür ama hep önemli başarılarda bakın hep Türk hocası vardır. Galatasaray'ın başında işte şeyden gelen, Karabük'ten gelen hoca, ismi doğrulttu. Igor Tudor. Genç, dinamik, çalışkan falan filan işte. Karabük'te de çok iyiydi. Medya zorlamasıyla geldi. Gitmek zorunda kaldı. O kadar sıkıntılı, biz Beşiktaş'ın muhakkak şampiyon olma kadrosu var, işte her şeysi var diye düşünürken en iyi uygulayan takım diye onu geçti. Beşiktaş dördüncü oldu. Galatasaray şampiyon oldu. Bunu bir Türk hocası yaptı. Bakın bir yerde Türkiye'de insan idaresi uzmanlığın önüne geçiyor.
Yani bizim insanımızı idare etmek dünyanın en zor şeyi. Çünkü idare edilme kültürü yok bizde. Yani dolayısıyla onlara yaklaşım tarzı, onları bilme, onları tanıma, onların psikolojisine, içine inebilme. Bu tamamen ilişkili oluyor. Arada bir tercüman anlat, ben böyle dedim. Yani olmaz yani yabancı antrenör Türkiye'de olmaz. Üstüne basa basa söylüyorum. Olmaz. Ben onlarla yaşadım, onlarla çalıştım, onlardan öğrendim. Yapamazlar. Yani bir ülke dilini iyi bilmiyorsanız, o ülke ülkenin sosyolojik yapısını bilmiyorsanız, insan yapısını bilmiyorsanız, bize Almanya'da bizi eğiten hocaların ifadesi, sakın ola ki yurt dışına çıkmayın. Bu iş tercümanlı olmaz. Yani sanıyorsunuz ki onlar orada her şeyi çok iyi biliyorlar. Öğrendiler 4-4-2, 3-5-2 bilmem ne. Gelip burada Türkiye'de bunları uygulatacaklar ve takımlar başarılı olacak. Böyle bir şey olmaz. Hayal peşindeler. Yapmasınlar. Bakın dünyanın en önemli hocaları geldi buraya kariyer anlamında. Aragonesler, Bosque'ler, Löw'ler. Adamlar dünya şampiyonu oldu İspanya ile Almanya ile. İşte Löw Adana Spor'da çalışıyor. O, ben gittim ondan sonra. Gitmesem takım küme düşerdi. Ayrılmak zorunda kaldı. Stankovic'ler işte orayı şampiyon, burayı şampiyon yaptılar. İşte mesela en çarpıcı örnek bizim Daum. Fener'i Beşiktaş şampiyon yaptı. Bursa'dan erken erken yollandı. Ya bu elinizdeki imkanlarla ilgili ve o imkanlarla ilişki kurabilmekle ilgili. Türkiye'nin idarecisi başka bir havada, efendim oyuncusu da seriz başka, işte çalışanları bile farklı bir egoya sahipler. Yani bu ego yönetimini bilemezseniz, o insan yapısını bilmezseniz, ya hayal peşinde koşuyor. Yani yabancı olmaz. Hocam olmuyor diyorsunuz. Olmaz. Peki var mı bir tane olan? Antrenör olarak şunu sormak istiyorum Yılmaz Vural'a. Şimdi Fenerbahçe'den bahsediyoruz. Tam Volkan Demirel kadro dışı kaldı. Uzun zaman Fenerbahçe'nin kaptanlığını yapmış bir isim. Evet. Şimdi kaleyi Harun koruyor. Bir teknik direktör olarak size sorsak, Volkan mı Harun mu dersiniz? Yani antrenör olduğu oluyor. Futbolun dünü diye bir şey yok. İşte onu çalıştıran bir kaleci antrenörü var. Benim yaptığım, ben kaleci antrenörüme bu yetkiyi veririm. Çünkü ben takımla çalışırken kalecilerin ne çalıştığını da takip edemem. Çok güvendiğim, uzmanlara inandığım kaleci antrenörüm Cemal Tosun, ki 23 yıldan beri beraber çalışıyorum. Cemal'e sorarım. Cemal ne oldu? Hangisi daha önde? Tabii kendimiz de izliyoruz. Bir karar veriyoruz kim oynayacaksa. Yani geçmişte bu daha iyiymiş, çok milli olmuş, bugün daha az oynamış falan diye bakmayız yani. O günkü şartlarda hangisi hangisini geçerse oynar. Orada şu an Harun'un performansı. Yani şu andaki Harun'un performansı demek ki çalıştıranlara, kadro kuran antrenörlere yaptığı kurtarışlarla şu an zirvede zaten. Yani onu demek ön planda görmüşler. Volkan da buna sabırlı davranacak, çalışacak, onu geçecek tekrar. O uzun yıllar aldığı formayı geri almaya çalışacak. Ha, şimdi bizde kemalermiş yaşıyor oyuncular, şöyle bir psikoloji içindeler. Ben nasıl yedek beklerim? Ben bu takıma şunu verdim, bunu verdim, fedakarlık yaptım, finaller oynattım, şöyle yaptım. Hakeza şimdi kadro dışı kaldı. Diye düşünürler ve biraz çeneleri açılır. Takımda artık oyuncu olmak yerine idareci olmak konumuna girerler. İşte başlarlar kulislere, gruplaşmalara, şuna buna. O tarza bir yer bulmak gayreti olur. İşte hocayı sıkıntıya sokmak, onunla diyaloglarını işte daha flu tutmak. Dolayısıyla bilmiyorum tabii, yani Fenerbahçe'de böyle mi oldu, olmadı mı, ama gözüken şık gözükmüyor. Çünkü 17 yıl bu takımda kaptanlık yapmış bir kardeşimiz. Sonradan verdiği demeçlere bakıyorum başkanın, onun. Yani sanki bir şey yapmadım, ben hatasızım, ha, özür dilemem gerekiyorsa tabii ki dilerim. İşte yardımcı hocasıyla olan gerginliği falan filan. Yani bir sürü bir kaos yaşanıyor. Yani içeride bir şey olduğu zaman hep böyle bir gerekçeler bulmaya çalışılır. Nitekim çok ararsanız bir şeyler de bulursunuz. Ama birilerini suçlamakla bir şey çözemiyorsunuz ki. Sonuç olarak sizden herkes bir şey bekliyor. Fenerbahçe'nin çok sakin olması lazım şu aşamada. Birilerini suçlayarak, o başkan yaptı, o onu yaptı, idareci şunu dedi, işte Koku Moku, işte derken Komoli, onların yüzünden hep birilerine şikayetlerini, birilerinin bir şeyi üstüne atmaktansa oturup sakin sakin biz bu dönemi en zararsız devre arasına kadar nasıl götürürüz? Devam mı edelim, edelim, etmeyelim mi, etmeyelim, Volkan kalsın mı, gitsin mi? Yani bu kararı kendi iş dinamiklerini bilen birileriyle oturup düzenlemek zorunda, ama hiç hoş bir şey değil. O hocalar şimdi gelecekleri var. Çocuklar şimdi ispiyoncu durumuna düştü. Doğru mu acaba bu? Ve Aykut Hoca'ya bilgi taşıyorlar. Aykut Hoca takımda yıllarını vermiş bir antrenör olarak öyle bir duruma düştü ki sanki birileri ona bilgi ispiyonluyor. O yeniden tekrar oraya gelmek istiyor. Evet.
Yani çok şık olmayan şeyler çıkıyor. Buna istinaden de zaten antrenörler bir talepte bulundular. Ali Koç'ta görüşmek istiyorlar. Onunla ilk olarak konuşacağız. Gerçekleri ona anlatacağız yani, dediler. Başkan bir kere hiç öyle diyaloğa kapalı birisi değil. Evet. Ben sanıyorum onlara randevu vereceğini, onlarla konuşacağını düşünüyorum. Çünkü sonuç olarak ona da birileri bilgi verdi. Bu karara vardı. Kendisi gidip de görmemiştir ne olduğunu. Demişlerdir ki işte böyle oldu, bunlar yaptı. Yani o kadar yalancının olduğu bir iş ki bu. İçeride herkes kendi menfaatleri doğrultusunda birilerini küçültüp birilerini karalayıp orada daha uzun kalmaya çalışır. Futbolun temelinde var. Yani bizim insanımıza bak, çok sempatik, çok şekerdiler. Ama temelde bakın hiçbir samimiyet yoktu. Çünkü ortada bir meta var, para denilen bir şey var. Onun kimse kimseye vermek istemiyor. Onun kenarından köşesinden birileri koparmak ister. Dolayısıyla yönetmek çok zor. Yani kim bu konuda samimi, kim değil, yalan mı, doğru mu? O ilişkileri düzenlemek kolay değil. Şenol Hoca'nın bir lafı var, çok hoşuma gitti o geçen gün. Demeç vermiş. Eskiden futbolu fakirler oynar, zenginler seyrederdi. Ama şimdi artık zenginler oynuyor, fakirler seyrediyor demiş. Esprisi bu yani. Bu çok meşhur bir laf. Çok, çok enteresan, güzel bir laf. Doğru söylüyor. Çünkü artık 2 milyon, 3 milyon, 5 milyon euro olan oyuncuları idare ediyorsunuz. Artık iş adamı bunlar. Yani adamın sana kimseye müdahalesi yok. Ve o kadar sağlam sözleşmelerle buraya geliniyor ki o paraları sonuç olarak lig pistini oynasın oynamasın, sakat olsun alıyor parayı. Artık bu adamı nasıl idare edeceksiniz? Yani biraz bunun mesleki bir ahlakı olması lazım. Bir kültürü olması lazım. Yoksa suistimal ediyor. İşte bakın Ronaldo da dünya para kazanıyor ama adam antrenman sonrası çalışıyor. Böyle bir Adele paketi olmuş. Biliyor ki ben çalışarak yukarıda hep kalabilirim. Ve enteresan bir şekilde kendini eziyet edercesine bir tempoyla hep yukarıda kalmayı beceriyor. Yani insanın biraz mesleğine saygısı olması lazım. Hocam, bakın Türkiye'deki demişken en zor şey nedir biliyor musun Melike? Biz çocuklara bir sporcu kültürü veremiyoruz. Çok yokluktan bir anda varlığa geçişin arasındaki o ilişkiyi kuramıyoruz. Yani siz de olsanız sanırım farklı davranmazsınız. İşte son zamanlarda en güzel, en sevdiğimiz oyuncumuzun başına gelenlere bak. Yok olmakla karşı karşıya. Yani evet, olacak hiç mi bu? Dolayısıyla ben Altın Ordu'nun uygulaması tabii. Bakın ben şimdi Çağlar'da, Cengiz'de bu çocuklarla çok samimiyim. İşte Çeşme'de yazın beraberdik hep. O kadar tatlı çocuklar ki, o kadar kendilerini geliştirmişler ki, dünyayı biliyorlar, entelektüel yapıları gelişmiş, her türlü konuda fikir sahibi olmaya çalışıyorlar. Oturdukları çok saygılılar, ne yaptıklarının için. Ben bundan işte pazar günü maç oynadı Cengiz. 2 saat sonra maçtan telli telli daha şeyle görüntülü konuştum. Dedim oğlum tebrik ederim, aferin sana. Sakın ola ki bizim diğer oyuncuların yaptığı gibi oraya çağırma arkadaşlarını. Orada lahmacundu, pideydi, tallıydı. Getirme oraya. Türkiye'ye gelme mümkünse. Yani orayı konsantre olmaya çalış. Anlatabiliyor muyum? Yani arada buradaki bir duyuyoruz eskiden işte buradan lahmacun götür diyor. Buradan şehri götürmüş bilmem ne. Yani ya kardeşim başka bir dünyaya gidiyorsun. Oraya konsantre ol. Bizi temsil ediyorsun. Yalnız kendini değil. Hepimiz onunla gurur duyuyoruz dışarıda kim varsa. Oh Barcelona'da oynuyor. Bizim çocuk Roma'da oynuyor. Orada oynuyor. Burada. Sayısı da bayağı artmaya başladı bu aralar. Evet. Yani önce biz doğru karakterleri geliştirmek. İşte ne yapıyor domates ektiriyor, salatalık ektiriyor, onları toplatıyor, yemek yaptırıyor, üstlerini başlarını kendileri yıkıyor. Yani bir spor kültürü. Şimdi bak bizde malzemecilerin canı çıkar. Şuradan alıp çorabını şuraya koymazlar. Git Avrupa'da herif adam kendi ayakkabısını temizler. Kendi malzemesini kendi alır. Kendi yıkar. Yani böyle bir kültür yok ya. O oldu o padişah paşa. Her şey hizmet ayağına gelecek. İnsanları kullanarak olur. Yani karakterler doğru değil. Maalesef doğru değil. Ha, ne zaman ki bitmek üzereyken bizim oyuncularımız onu anlıyor. Bakın 30 yaş grubu bizi çok düzenli, disiplinli, çalışkan olurlar. Çünkü biliyor ki eyvah nimet elimden gidiyor. Ben bunu tutabildiğim kadar daha elimde tutayım diye düşünüyorum. Hocam bir şey soracağım. Şimdi size hem 3 büyük camiadan bahsettiniz. Trabzon'u da eklediniz. Avrupa'da bizi temsil edecek bu takımların iyi yarışın içinde olması lazım diye. Bütün camialar da Yılmaz Vural'ı çok seviyor. Teşekkür ederim. Ama Yılmaz Vural'ın kalbinde bir şey var. Fenerbahçe'yi çalıştırmak istiyor. Neden Fenerbahçe? Ya şöyle, tabii ki 3 büyük takımdan birini. Ya antrenör kariyeri şöyledir.
profesyonel futbol oynarsınız, eğitim yaparsınız, antrenör olursunuz derken, altyapı derken bir profesyonel takım, üçüncü lig, ikinci lig çalışırsınız. Orada başarılı, oradan bir kademe üstte, bir kademe üstte lige gelirsiniz. Ligde takımlar çalıştırırsınız derken oradan bu ligin en üst seviyede takımlarında çalışayım diye düşünürsünüz. Ve ondan sonra milli takıma gidebilir miyim ve antrenörlük hayatınızı noktalarsınız. Şimdi ben 28 farklı, yani şu andaki Türkiye liginin en az 12 takımın hocalığını yaptım. Yani çalışmadığım 5 büyükten ikisiyle çalıştım Trabzon'da, Bursa'da. Çalışmadığım takım sayısı işte büyük takımlar. Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe. Şimdi bu takımlarda çalışırsanız, biz Türk antrenör hep sistem etmiyoruz. Niye yurt dışına gitmiyoruz siz? Bakın oyuncular da gitmeye başladı. Sizler niye gitmiyorsunuz? Çalışma artık biliyorsun Türkiye'de alınan lisans dolaşım hakkına sahipsiniz. Yani buradaki lisans Almanya'da da geçiyor, İtalya'da da her yerde geçiyor, Avrupa Birliği ülkelerinde. Niye yapmıyorsunuz? Nasıl yapayım kardeşim? Benim Türkiye'deki lokal başarımla siz beni değerlendirmiyorsunuz ki. İlle uluslararası bir olayın içindeki başarı yabancı ülkeleri ilgilendiriyor. Onların da kendi yöneticileri böyle bir hocayı seçerken, bakın bu UEFA'yı kazanmış, Real Madrid yenmiş, bir şey demesi lazım. Bir şeye dayanması gerekiyor. Yoksa ülkesinde bir takımı lige çıkarmış, düşürmemiş, ona bakan yok. Şimdi Türkiye'de böyle bir başarıyı hangi takımlarla yakalarsınız? Bu üç büyük takımdan bir tanesi. Bunlar gidiyor, Şampiyonlar Ligi oynuyor, Avrupa Kupası oynuyor çoğunlukla. Ve bu tur atlayabiliyorlar. İşte geçen sene Beşiktaş'ın atladığı tur neredeyse yarı finale geldi yani. Dolayısıyla böyle bir başarıyı burada olabilecekseniz bunlardan bir tanesinde olmak istiyorsunuz. Böyle bir hayaliniz oluyor. Çünkü bu başarılı olursanız sizin adamlarınız, uzmanlarınız ve başarma altyapınız varsa, olursanız al size bir kapı daha açılır, olur. Bir, Fenerbahçe bana antrenör değeri verdi. Ali abi döneminde biz gece anlaştık, gündüz olmadı. Hatta Metin Aşık döneminde de o yöneticileriyle görüşmüştüm. Trabzonspor'da bir Türkiye Kupası finali oynadık Bursa'dayken. Kazansak, Yılmaz kazan kupayı al, Fenerbahçe'nin hocasısı dediler. Kaybettik kupayı, olmadı. Dolayısıyla bana başkan nezdinde, yöneticileriyle hepsi karşımda oturup anlaştığım bir takım bu. Galatasaray'da bir kere oldu. Özen Canaydın, Allah rahmet eylesin. Özen abi döneminde Ergun abi aradı. Yılmaz dedi, takımımızın antrenörü sensin dedi. Fakat sonra Hacı özür diledi, affettiler. Devam dediler. Beşiktaş'ta hiç böyle yönetici bazında bir ilişkim olmadı. Dolayısıyla Fenerbahçe'de anıldı hep olay. Yani o yöneticiler, o başkanlar benim o takıma teknik direktör olmam konusunda hemfikir oldular. Ama olmadı, nasip değilmiş. O yüzden hep anılırız yani orayla. Çok istiyorum. Yani hakikaten Türkiye'de öğrenmedim ben bu işi. Ben bu işi yurt dışında öğrendim. Almanya'da en önemli spor akademisini bitirdim. En önemli antrenör kurslarını yaptım. Yani gitsin bu kadar küçültenler, yurt dışında bir şoför ehliyeti yapıp gelsinler, göreyim onları o kadar kolaysa. Yani bir diliniz yok, 27 yaşında gitmişsiniz. Almancayı artık üniversitede okuyacak derecede bir çabuk öğrenmişsiniz. İşte orada diplomalar almışsınız. Yani çok küçültüyor insanlar bunu. Ben Türkiye'de bir onun bunun torpiliyle hoca olmadım yani. Ben Türkiye'de şimdi telefon çalarsa açıyoruz. Ben X takımın başkanıyım hocam, çalışır mısın biz? Bir oturuyoruz, anlaşırsak anlaşıyoruz. Yani bilgiyle belki bu Türkiye'de tek antrenörüm belki bilgiyle antrenör olmuş. Becermesiyle antrenör olmuş bu işi yapabilen. Yani böyle de bir özelliğim var. Sosyal medyada da çok istiyorlar. Bakmışındır maçkolik.com. Grafik gelsin ekrana. Yerin bir grafik hazırladık. Yani, bu şey değil ki, laf değil ki. Arkadaşlarımıza yani. Yılmaz Vural'ın kariyeriyle ilgili çalıştırdığı takım sayısı yazıyor. Tam 28 takım çalıştırmışsınız hocam. 28 takım, dünyada böyle bir örnek yok. Ha diyeceksin ki olumsuzdur. Olumsuz bir şey. İstikrar yok. Ben ne yapayım şimdi, oturuyoruz. Lig bitiyor. Eskişehir'i ligde tutuyorum. Devam etmiyor benimle. Ligde tutan lige yüksek. Göztepe'yi lige çıkarıyorum. Devam etmiyor. Niye devam etmiyorsun? Diyor öyle ki sen diyor, kulübün diyor anahtarını istiyorsun bize. Ya geldiğimizde de istemiştik, vermiştin. Şimdi başarılı olduğun o anahtarı kendine mi almak istiyorsun? Bırak biz idare edelim, biliyorsak ne olacak yani? Bundaki sıkıntı ne? Zaten bir kelimeyle getirdiğin gibi bizi götürme hakkı sende yani. Dersin ki olmuyor kardeşim, verdiğim yetkileri yapamıyorsun, aldım senden. O kadar kolay ki bir dakikalık iş. Yani niye çekinirsiniz? Yani üzüldüğüm bir konu var. Şimdi Türkiye Ligi'nin Şenol Güneş, iki sene evvel ben onu geçmiştim. Beşiktaş'a geçtik zaten. Şenol Güneş'ten bahsedebiliriz. Şenol'un 872 maç olmuş. 738 benim. Benden sonra Samet geliyor. Ondan sonra işte Fatih Hoca geliyor. Diğerleri geliyor. Ersunlar, Hikmetler, işte Mustafa Hocalar falan. Yani bu kadar maçı biz sokakta idare etmedik ki, resmi takım bunlar yani. Şunu böyle bir deneyim var yani.
Şimdi Beşiktaş'ta iki sezon gelen şampiyonluk, ertesi yılda da Avrupa'da Şampiyonlar Ligi'nde büyük başarı gösterdi. Futbolu keyif verdi ama bu sezon o dominantlık şu anda yok gibi Beşiktaş'ta. Bunun nedeni ne olabilir? Çok değişim oluyor. Takım tam oturuyor. Öyle bir rakamlar bulunuyor ki 90 milyondan fazla euro takımın kasasına para girdi. Yani burada Fikret Orman'ı kutluyorum ben. Yani. Seçen kendi gidip, yani Şenol'un transferde büyük katkısı olmuyor. Orada yönetim seçiyor. Al hocam, takım bu diyor. İşte soruyorlar tabii, bu olsa olsa olmaz mı diyor. Tercih ettiriyorlar. O da belki fikri söylüyor. Dolayısıyla böyle bir sistemle gidiyor orada işler. Sen de bilirsin, oradan geldin. Dolayısıyla iyi kadrolar oldu. Yetenekli kadrolar oldu ve başarılı oldu. Ama şimdi bakın, bir Talisca gidiyor mesela. Veya Santrofor Gomez'ler gidiyor. Lazım ona. Yok Santrofor'u mecburen. Öyle ciddi para ki Cenk'ten buldu ki 25 milyon euro mu, daha fazla mı ne? Bu parayı şimdi siz futbolda değerini bulan herkesi vermeniz lazım. Yani aldığınız 2 milyon euroluk oyuncu 25 milyon euroya çıkıyorsa bunu vereceksiniz yani. Dolayısıyla Beşiktaş bu kadro değişiminden sıkıntıya uğradı. Hoca tam dikte ediyor. Bakın şimdi herkes için çok basit. Biz hazırlık döneminde isteriz ki çalıştıracağımız o 28 kişi elimizde olsun. Her yeni katılana yeni baştan ben başa dönmem lazım. Ders yapıyorum, ikinci ders adam bilmiyor. Hadi geri dönmem gerekiyor. O kadar zor bir şey ki, sanılıyor ki iyi oyuncu al, at topu önüne oynar. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Yani bakın 27 kişi bilsin, 28. bilmesin. Adamı oynatın maçta 11. bir adam olarak. Adam bozuyor işi yani. Herkes sağa giderken bir sola gidiyor. Herkes A derken B diyor. Yani bir takım oyuncusu bu. Herkesin bilmesi, bir takım gibi düşünmesi gerekiyor. Onun için sonradan her katılım hoca için çok büyük bir zorluk. Oyuncu için de çok büyük bir zorluk. Ama bir bakıyorsun adama işte 10 milyon euro vermişsin. Adam başarılı değil. Eyvah diyorsun. Ne oldu? Biz kötü oynuyor. Hayır, adam adapte olamıyor. Çünkü öğrenilmiş ve bir yere gelmiş birileri var. O daha sıfırdan başlıyor derse. Yani böyle bir gecikme. İşte Şenol Güneş için de bir dezavantaj oldu bunlar. Dolayısıyla takım da biraz tabii ki eski temposunu kaybediyor. Yaşlanmaya başladı. Yani bir yerde bu dinamizm işi. Ama yine şu anda bakıldığında en iyi uygulanan bir tanesi Beşiktaş yani. Hala evet. Beşiktaş takımı en iddialılardan bir tanesi. Şu anda 15 puanı var. Galatasaray'dan 3 puan geride galiba. 18-15 evet. Galiba. Evet, evet. Gayet istikrarlı bir şekilde devam ediyor. Başarmaya en ya da yakın takımlardan bir tanesi de o. Finansal fair play ile ilgili bir sorunu yok şu anda. Parayı ödeyebiliyor. Evet. Çarkı döndürüyor yani. Ama borçları ödeyemiyor tabii. Yani çarkı döndürürken ciddi borçlar var. İşte milyar TL'ler. TL'ye de geçiş artık. Var şimdi sözleşmelerde. O da bana göre biraz şöyle. Ya bir takım var. Yabancı alıyorsun. Euro, Türkiye alıyorsun. Türk parası. Takım içerisinde takımsa bu takım olmaz böyle. Çünkü bu onun kadar, bu da emek veriyor. Bu sefer o diyor ki ya niye bize böyle? Yani inanın hiç kolay değil. Takım olayı içerisinde kime bir ayrıcalık tanırsanız o takımın olumsuzluğuna neden olan bir şart koyuyorsunuz, örtüyor olur. Hocam bir şey soracağım. Biraz sağ dışına çıkacağız ama çok yakından da tanıdığınız bir isim olduğu için bunu soruyorum. Şu anda milli aradayız aynı zamanda. Hatta milli maç öncesi Rus basını bir bilgisi olmadığı için herhalde onlar da Lucescu'ya aynı ismi sordular. Ben bu yaşanan olaylara istinaden sormak istiyorum. Arda Turan konusu. Çok yakından tanıdığınız da bir futbolcu. Tabii, tabii, görüştüğünüz, tabii. Tanıştığınız, ahbap olduğunuz. Evladımız ya, canımız bir ya. Bir futbolcu. Yani. Bir daha öncesinde gündeme geldiği olaylar olmuştu. Zaten bir uzak kalma durumu oldu futboldan, aldığı ceza nedeniyle lig maçlarında. Bu olayla ilgili sizin görüşünüzü merak ediyorum. Şöyle, Berkay da benim aile dostum, Arda da. İkisini de çok sevdiğim kardeşlerim. Dolayısıyla o kadar farklı yerlere götürdüler ki olayları. Yani fikir yürütmek, bir kere olayı çok detaylarını bilmedikten sonra, yani böyle yüzeysel baktığında, bu bunu yapmış, bu böyle olmaz, bu ayıp etmiş falan diye düşünürsünüz. Ama işin içine girildiğinde, yaşandığında niye bu duruma düşmüşler? Yani ben şöyle, o olayı yorumlamanın ötesinde Arda'nın durumunu biraz yorumlamak isterim. Bize de mesela yalvarmışlar, hocam niye gelmiyorsun İspanya'ya, gelsene bir maça. Ben gitmişimdir, maçı izlemiştir, Arda'yı dönmeden geri dönmüşümdür. Yani bir gidin, evinde 18-20 tane adam.
bizim Acun Uca'ya gidiyor abi, alıyor maç oynandıktan sonra gelip burada halı sahada maç yapıyorlar. İşte orada tavla partileri bilmem ne, ya yapmayın ya, bu çocuğu bırakın Allah aşkına. Bırakın ya, Barcelona gibi bir takımda ne işiniz var? Yani Arda'nın kim varsa etrafında ona yardımcı olmak yerine onu zıvanadan çıkardılar. Yani çocuk belki o şartları istemiyor ama kimseyi de çok da içten bir kardeşimiz, çok iyi arkadaşlıklarına sahip olan birisi. Hiç kimse kıramıyor o konuda da yani. Onlarla o samimiyet hala devam ediyor. Orada hata yaptı. Yani o bir bakıyor maç oynamış Türkiye'de. Ya ne yapacaksın? Türkiye duruyor be kardeşim. Yani gitmişsin artık oraya. Bırak kendini düşünme ötesinde. Bir dünya yıldızı olmuşsun yani. Ne işin var burada? Git orada yaşa. Ha özlersen gel git. Kimseyi görmeden ananı babanı gör. Tekrar dön falan ama. Dedim ya, biz sporcu yetiştiremiyoruz. Yani biz o kültürü onlara maalesef veremiyoruz. Bu olaydan sonra hiç konuştunuz mu Arda Turan'la? Konuşmadım. Konuşmadım, aradım ona, ulaşamadım. Berkay'la konuştum. Berkay'ı aradım, konuştum. O da çok canı yanıyordu, ameliyat olmuştu. Çok geçmiş olsun dedim. Başka da bir şey sormadım zaten. Ama üzüldük tabii yani. Türkiye'mizin hem sanatta hem de sporda bizi temsil eden iki tane önemli insanı öyle bir hırpalandılar ki. Yazık yani. Yani bir Arda'yı, bir Berkay'ı yetişmesi kolay mı Allah aşkına? Bu çocuklar kendi emekleriyle geliyor bir yerlere. Kimsenin bakı yalandır, ben yetiştirdim. Ne yetiştirdin? Kimse bir şey katmıyor. Katmadığı gibi de alıyor. Çok fazla alıyor. Yani eğer Türkiye'de bir ünlü olursanız eyvah eyvah. Sizi koruyan böyle etrafınızda birileri olmazsa yandınız. Çünkü insansınız. Neticede size herkülsem, çutsun, sen busun deyince ulan hakikaten ben buyum olursunuz yani. Dolayısıyla böyle bir onları yönetecek, onları bu tehlikelerden koruyacak maalesef çevrelerinde insanın olmamasıdır bu duruma düşmelerin nedeni diyor. Bir şey, bakın şimdi kulübüyle sorun oluyor. İşte Allah göstermesin ceza aldığını varsayın. Olay bayağı büyüdü zaten. İşin içinde futbolculuğunu bırakması mecburiyeti ortaya çıkabilir. Belki haklıdır, belki bilemiyoruz. O konuda yorum yapacak halde değiliz. Ama geçmiş olsun ikisine de. Umarım bir an evvel tekrar o sakin hayatlarına dönüp yaptıkları mesleği doğru icra edecek duruma gelirler. Yani hepimizin beklentisi o. İşte bir dönem bir oyuncumuz vardı, Şaban diyorduk. Adam Türkiye'ye gitti, o bir daha öyle bir futbolcu bulamıyor. Bir dönem işte Arda'mızı yok edeceğiz. Yani biz bayılırız bir yere, çıkaralım birini oradan, bırakırız kafası dikte maça, ne olursa olsun. Yeniden buluruz bir tane, çıkarır bırakır. Yani tam Alaturka bir davranış bu yani. Sahip çıkalım. Şimdi oldu, tamam, onu rehabilite edelim, düzenleyelim, toplayalım. Yeni baştan bu pazarın içine sağlıklı bir şekilde geri döndürelim. Yani çok üzülüyorum, görüyorum resimlerini. Surat ifadesi çok farklı, düşünceler çok farklı. Yani biraz insani boyutu olmalı bir şeyin ya. Yani düşünün şimdi 16 maç ceza almış. Ya Arda kimseye dokunamaz ya. Neymiş, hakeme tam vuracakmış, vurmuş, 16 maç ceza alabilecek duruma gelebiliyor yani. Olacak iş değil bu yani. Yani Allah orada Abdullah Avcı'ya da sabır versin, Göksel Gümüşdağ'a da, Arda'ya da, herkese versin. Çünkü çok önemli bir yatırım. Büyük bir beklentiyle transfer edildi ama şimdi onlardan yani da helallik isteyeceğim diye bir açıklama yaptı. Yani tabii ki. O da bak farkında demek. Yani çünkü orada çok önemli bir kulüp fedakarlık yaptı, onu oraya getirdi. Çok ciddi paralar. Türkiye'de böyle paraları kimseye ödeyecek durumda değil kulüpler. Başakşehir böyle bir riskin altına girdi. İsterdi ki onun karşılığını alayım. Geldiğinden beri 4-5 maç oynayamadı farkında. Evet. Sakat, işte geç geldi, takıma giremedi, oynadı biraz tam toparlarken ceza aldı. İşte olaylar falan, yani darmadağın oldu çocuk. Biraz sakin bırakıp yalnızca düşündürmek lazım. Ondan sonra da yeniden toparlanmasına destek olmamız gerekiyor. Hocam çok teşekkürler. Milli takımın ilk 11'i belli oldu. İsterseniz onu paylaşalım. Sinan, paylaşalım. Zeki, Serdar, Çağlar, Hasan Ali, Mahmut. Sinan, Zeki, Çağlar. Evet, Hasan Ali, Mahmut, Okay, Mahmut, Oğuzhan, Cengiz, Hakan ve Cenk. İşte ekrana da geldi A milli takımın Rusya karşısındaki kim oynamıyor şimdi hazırlık ilk maçından? 11'i belli oldu. Yedekleri paylaşmadık şu Cenk an, sadece gelmiş. 11'i paylaştık. Orta sahadaki öteki Mahmut, öteki kim? Okay, Mahmut. Okay Yokuşlu var, Oğuzhan Özyakup var. Yani. Bir kişi daha var bak ortada. Üçlü oynuyorlar. Mahmut, Okay, Oğuzhan. Mahmut, Okay, Oğuzhan. Tamam. Mahmut, Okay, Oğuzhan orta saha. Aynı takım hemen hemen değil mi? Evet, hemen hemen aynı takım. Yani Cenk var forvette. Şener'in yerine Zeki oynuyor. Serdar Aziz oynuyor AK'nın yerine. Hasan Ali oynuyor.
Ömer'in yerine. Tam yine aynı takım hemen. Çok da iyi bir takım. Evet, Mahmut, bu akşam Mahmut mesela saat... ilk defa amirli oluyor mu daha evvel? Oynadı bir önceki maçta. Orada Bosna şey tabii oynadı. Özel maçta o. Böyle resmi maçta Mahmut da var. Ya iyi takım. Ben bu akşam çok umutluyum bizim çocuklarımızdan. Umarım inşallah bizi iyi temsil eder. Ya ihtiyacımız var ya. Bu ülke başarılı olsun. Ben dün Hamza Yerlikaya ile Sayın Spor Bakanımızın yardımcısı, bakan yardımcısı Hamza Yerlikaya, bizim Hamza ile beraberdik. Sohbet ettik çok uzun. Türkiye'de sporun konumuyla ilgili. Öyle güzel bir şey söyledi ki, hocam dedi, şu anda biz ilkokul 3'ten sonra yetenek seçimi yapıyoruz okullarda. Ve böyle devlet artık buna daha böyle alta yönelik çalışmalar yapmaya ihtiyacı hissediyor. Umarız yani çok daha iyi olacak hocam. İnşallah. Süremizin de sonuna geldik. Çok teşekkür çabuk ediyoruz bitti size. Ya. Biraz daha uzun tutsaydım. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ederim. İyi yayınlar ve Global Haber Türkiye'ye hayırlı olsun. Teşekkür ediyoruz. Yılmaz Vural karşılaşmada bizlerle birlikteydi. Programı noktalıyoruz. Hoşçakalın.